Hoş geldiniz. Ben şimdi bir giriş olarak aslında Emre'nin anlattığı bütün direnişlerin biraz sloganımızın da çerçevesini açmak için düşmanı tanıyoruz, üstüne yürüyoruz da düşman kim, nasıl hareket ediyor ve neyin üstüne yürüyoruzu biraz daha ayağı toprağa basan bir yerden anlamak için aslında bu arazi toprak meselesi üzerinden bir şey anlatmaya çalışacağım ve birazcık da hani sermayeye dair tartışmaları daha somutlamak için. Emre bahsetti, çok fazla direniş var ve bunlar bir kısmı doğrudan topraklarımızı savunmak için, bir kısmı işçi direnişleri emeğimizi savunmak için ama en nihayetinde her biri aslında bir şekilde sermayenin arazi üretimine dayanıyor. Dolayısıyla özellikle Ege bölgesinde bu toprak direnişi, köylerdeki direnişlerin çok daha kritik, ne kadar kritik olduğunu anlamak üzerine arazinin hikayesini, aslında toprağın hikayesini anlatıp diğer arkadaşlara oradan bir pas atmaya çalışacağım. En nihayetinde bizim mücadele ettiğimiz her şeyin temelinde toprağın bir mala dönüşmesi, yani toprağın üzerinde yaşadığımız, ekip biçtiğimiz, bizi besleyen bir şey olmaktan çıkıp sermayenin üzerine OSB yaptığı, fabrika yaptığı ya da işte endüstriyel tarımla oradaki ürünü alıp sattığı bir ana kaynak olması yatıyor her şeyin temelinde. Biz genelde hep işte ya böyle bir kent, köy vesaire bu kavramlar üzerinden okuyoruz ama sermayenin coğrafyası çok geniş. Yani maden, enerji, tarım, kentleşme hepsi aslında kendini bir şekilde bir arazi üzerinden var ediyor ve bu topraklar bizim üzerinde yaşadığımız topraklar. Yani bunu bizden alıyor. Burada yani çok şimdi böyle teknik gelmesin size, kritik bir iki şey anlatıp öyle devam edeceğim. Sermaye iki şey yapar. Toprağı ya parçalara böler, hani bizim çok tanıdık olduğumuz parsel parsel satmak, böyle her yeri parsellemişler üzerinden, parselleyip satar ya da küçük parçaları birleştirip sermaye aktarır şirketlere. Kentleşmede biz genelde bunu parsel parsel satma olarak görüyoruz. Ama Ege bölgesi şuna da aşinadır. Küçük köylünün topraklarını birleştirip, işte arazi toplulaştırma dedikleri mesela, büyük şirketlere satmak ve artık köylüyü orada ekip biçebilir olmaktan çıkarıp kendi toprağının işçisi haline getirmek. Ya da işte bizim tarlalarımızı vesaire bir araya getirip acele kamulaştırma yapıp onları bir listede bir pakete alıp bunları sanayicilere vermek, sanayi patronlarına vermek. Bu şekilde bizden aldığı toprağı sermayeye dahil eder. Buna çok teknik diliyle ifraz tevhid deniyor ama biz arazi toplulaştırma diyebiliyoruz. Mesela riskli alan ilanı diyebiliyoruz. Acele kamulaştırma diyebiliyoruz ama temelde böyle işler ve altyapısını üretir. Yani bu altyapıyı bize hani vergilerimizle bize su geliyor vesaire, hani böyle bir şey tabii ki biz de kullanıyoruz ama zaten kendini sürdürmesi için ve bizim çalışmamız için bizim de bir şekilde yaşamamız gerekiyor. Yani bu külfeti göze alıyor sermaye, bunu yapıyor bizim için. Ve dolayısıyla kent böyle büyür. Yani sürekli bir toprağın mala dönüşmesi, altyapının kurulması ve birbirine bir sürü şeyin bağlanması. Buna tren yolları dahildir, karayolları dahildir. Şimdi son dönemde çok konuşuluyor mesela. Bütün bu lojistik hatlar, bütün bu karayollarının inşası, yeni tren yollarının inşası, bu bizim Anadolu'daki küresel fabrika dediğimiz şeyin aslında inşasının en temel parçalarından biri. Yani bizi bütün Anadolu'da işçileştirip bu üretimi de bir şekilde genel küresel lojistik alana dahil etmek için de bu bağlantıları kurmak zorunda. Bu şekilde ilerliyor ve burada aslında İzmir'de hani bu vurgunun önemli olduğunu düşünüyorum çünkü çok fazla belediye direnişi var. Belediyelerdeki kenti üreten emekçiler de bu işin
çeşitli kısımlarını yapmakla görevlendiriliyorlar. Yani işte toprakların imara açılması vesaire, bunların teknik işlerini yapıyor oluyorlar. Dolayısıyla aslında belediye kendini nasıl sunarsa sunsun, hangi partinin olursa olsun, en nihayetinde bu sermayenin, toprak rantının teknik işlerini gören bir kurum. Dolayısıyla bu biraz hani ona sonra yine daha detaylı gireriz ama bu Anadolu coğrafyasında da bu iş 19. yüzyılda başlıyor. Toprakların parça parça satılması. İstanbul'dan başlıyor ve bütün coğrafyaya yayılıyor. Ve bütün, yani şu an merkez olarak bildiğimiz her yer, merkez mahalle olarak bildiğimiz her yer çok kısa bir zaman öncesinde aslında köy, işte çeper, sayfiye ne derseniz. Ve bu şimdi mesela şehir hastanelerinden bahsetti Emre. Son dönemde gördüğümüz bütün bu şehir hastaneleri, işte öğrencilerin mesela işte barınamıyoruz gibi hareketlerin teşhirlerinden gördüğümüz o dağ başındaki KYK yurtları, hiç kimsenin doğru dürüst ulaşamadığı yeni açılan sanayiler aslında bize yeni bir kentleşme kademesini anlatıyor. Yani buralar bir 10 sene sonra artık çeper olmayacak, uzak olmayacak. Ve buraların etrafına işçileri yığacaklar ve burada yeni üretim merkezleri, yeni işçileşme merkezleri oluşacak. Şehir hastaneleri de aslında bir açıdan bunun bir parçası. Biraz hani görselleri hızlı geçiyorum. Çok önemli değil. Yani biraz gözümüzde canlanması için koyduğum ve şimdi biz mesela kentsel dönüşüm son dönemde çok konuştuğumuz bir şey. Ama yani kapitalizmin kenti aslında hep dönüşür. Bu gördüğünüz harita Kadıköy'de bir mahalleden ve renklerin hepsi farklı, yani bir yüzyıl içerisindeki farklı dönemleri temsil ediyor. Ve 10-15 senelik süreçlerle sürekli yıkılıp yeniden yapılıyor. Burada bizim işimize yararlığı değil kıstas ya da o binanın ömrünü tamamlamış olması değil. Sonuçta toprağı bir kere imara açtıktan sonra onu yıkıp yeniden inşaat sektörüne yaptırması gerekiyor ki sürekli oradan kâr etsin. Ama bunu bizim deprem güvenliğimiz için yapmıyor. Dolayısıyla daha mesela rant elde edebileceği mahallelerde daha çok yeni bina yapar. Ama mesela yoksul mahallelerinde yapmaz ya da yaparsa da oradaki insanları sürerek ve orayı daha üst sınıflara açarak yapar. İşleyişi bu şekilde, yani araziyle, arsayla, kentle kurduğu ilişki böyle ilerliyor ve bütün sanayi, tarım, altyapı, enerji, maden için sürekli bir toprak ihtiyacı içerisinde. Bu kadar çok acele kamulaştırma yapılmasının nedeni de bizim artık hani burada bu noktada holdingçi güçler olarak tarif ettiğimiz güçlerin Anadolu coğrafyası üzerindeki talanının artık üst düzey noktaya gelmiş olması ve bütün coğrafyayı bir şekilde bir proleterleşme coğrafyasına çevirmesi gerekiyor. Yani bunun için de maden açması gerekiyor, işte bir şekilde sanayiler açması gerekiyor, başka bir sürü kategoride bizim mallarımız, toprağımız alıp kendine katması gerekiyor. Şimdi burada bunu özellikle hani böyle koyuyorum bu görseli. Bu hatırlarsanız deprem zamanı bir bakan böyle bir kağıt çiziktirmişti. Ve işte herkes dalga geçmişti. Ay 5 dakikada mı yapıyorlar falan diye. Hayır, 5 dakikada yapmıyorlar. Yani bunu öylesine, yani ne kadar rahat olduklarını göstererek aslında. Bunların hepsi planlı zaten. Yani bir 10-15 senedir süren süreçler. Baktığınızda 2012'den beri mesela bir acele kamulaştırma furyası var. Yani deprem olduğunda, deprem olmadan önce de zaten aynı bölgeye dair bir sanayileşme planı var. Sadece yani o deprem olduğunda daha hızlı yapılabilecek, daha çok boş arazi görüyor. Yani genel mantığı bu mesela. Bizim kayıplarımızı gördüğümüz yerde o daha hızlı, bürokratik süreçleri daha hızlı atlayarak üretebileceği bir boşluk görüyor. O yüzden bunların hepsi planlıdır. Karikatürize ederek ele almanın bir sıkıntısı var. Yani o karşı tarafın tam ne yaptığını anlamaya dair. Burada birkaç haritada Türkiye'deki hani sanayi, lojistik, madenlerin dağılımı. Mesela Trendyol direnişi zamanı bu haritayı yapmıştık. Yani ne kadar yaygın oldu. Yani bu noktaların hepsi bir ağı temsil ediyor aslında. Yani bu bir lojistik ağı temsil ediyor.
Ve bunun bu kadar yaygın olabilmesi için çok fazla toprağa ihtiyacı var. Yani bu çok fazla toprak demek ve bu topraklar işçi sınıfının, köylülerin toprağı. Bu kadar çok gasp ve bu kadar çok toprak kamulaştırmanın bir nedeni var. Şimdi kamulaştırmanın artık neye tekabül ettiğini hepimiz az çok biliyoruz. Eskisi gibi bir algı kalmadı. Yani acele kamulaştırma yapıyor ve şirketlere veriyor. Son geldiği noktada artık bunu şöyle ifade ediyor. Yatırımcıların acil ihtiyaçları için acele kamulaştırılması, yani bunu bildiğiniz resmi gazetede açık açık yazıyor ve altyapının, üst yapının hazırlanarak tahsis edilmesi. En sonda gelişme olarak, şimdi sunumda yok ama organize sanayi bölgelerinin içerisinde acele kamulaştırma komisyonları kurulmasına karar verildi. Yani nerenin olacağını önceden işaret ettikleri, en ihtiyaçlarına uygun şekilde alabildikleri. Ve sürekli devlete çağrı yapıyorlar. Daha hızlı olması lazım, hani çok yavaş ilerliyor bu işler gibi. Burada birkaç haritada mesela güneş enerjisinin yayılımı. Buralara bakın, mesela aynı haritayı acele kamulaştırma haritası görürsünüz. Güneş enerjisi, GES santral kurulması için. Rüzgar enerjisine baktığınızda mesela bütün acele kamulaştırmalar burada yayılmıştır. Ve daha hani biraz Ege'ye doğru gelirsek, JES meselesi, yani bu ve madenler, kritik mineraller. Yani şu an Ege'de en çok aslında maden, tarımın dönüşmesi ve JES'ler daha yaygın bir durum. Ve burada şu anda, bir saniye. Bu ilk görselde gördüğünüz aslında Mezeköy ve Sarayköy arasındaki yol ve burası çok yoğun JES olan bir yer. Bu noktalar, kırmızı noktalar JES'leri gösteriyor. Aynı şekilde bu yukarıda da bir JES'lerin yoğun olarak bulunduğu hattı görüyoruz. Yanına koyduğum görsel bir maden alanı ve maden aramasının nasıl oradan, yani bir ana bir lojistik hattan, çünkü ürettiği madeni de bir yerlere taşıması lazım, nasıl bir yerden başlayıp yollarla yayıldığı ve oradan bir tür çapalar atarak bütün coğrafyayı ele geçirdiği. O yüzden bir yerdeki bir direnişin anlamı bu aslında. Yani orayı durdurduğunuz zaman çok daha büyük bir coğrafyanın sermaye tarafından işgal edilmesini durduruyorsunuz. Yani hiçbir direniş o yüzden kendi içinde tek başına bir şey değil. Çok daha büyük bir etki alanı var. Bu şey için koymuşum. Güneş enerjileri hep çevre dostu gibi düşünülüyor ama bu bir güneş enerjisi mesela şantiyesi. Bütün alana ne kadar beton ankraj yapıldığını görebilirsiniz burada. Yani o toprak bir daha eski haline asla gelmiyor. Ve binlerce hektarlık alana yapıyorlar bunları. Bir dakika. Şu mesela bir güneş enerjisi alanı. Bu yanlış hatırlamıyorsam 1000 küsur futbol sahası büyüklüğünde bir alandı. Kalyon'un Karaman'da. Yanda gördüğümüz görsel mesela ikinci etabının. Ve aslında bakın tarla orası. Yani zaten bir tarlayı gasp edip yapmış ve şimdi raporunda söylüyor, burayı da gasp edeceğim diye. Yani aslında mesela burada bir direniş daha oraya şirketler gelmeden de örgütlenebilir. Yani çünkü önceden haber veriyor zaten. Biraz yani bunları mesela anlatmamızın sebebi bu. Yani çok açıktan yapıyorlar ve biz önce bir adım ötesinde bir strateji de geliştirme imkanımız olabilir. Ancak öyle önüne geçebiliriz. Ve bunların yerlerini seçerken mesela raporlarında şunu diyorlar, maden açacak mesela güneş enerji santralinin yanına madenin yanına güneş enerji santrali açacak, olmaz diyor, çünkü toz, oradan çıkacak toz panelleri bozar diyor. Ama mesela İliç'teki köylerin yanına taş ocağı açarken bu toz insanları kanser yapar demiyor çevre değerlendirme raporu. Yani bizim değerimiz gözlerinde bir güneş paneli kadar değil aslında, hani bu bütün belgelerinde, raporlarında bunu görüyoruz. Bu maden acele kamulaştırmalarıydı. Bu demir eksportun çok detayına girmeyeyim ama zaten biliyorsunuz yani Soma'da bağımsız maden için direnişlerinden. Ama şu mesela şurada şunu da görebiliriz. Yani burada Soma'da demir eksport mesela kaybettiğinde ve bağımsız maden iş kazandığında
başka bir sürü coğrafyada aslında bir işgali ve talanı olduğunu görüyoruz. Yani yine aynı şey az önce söylediğim. Bir direniş kazandığında ve bir şirketi, bir holdingi zayıflattığında aslında bütün coğrafyaya yayılan bir mesaj söylemiş oluyor. Buradan birkaç görseli hızlı geçeceğim. Bunlar güneş enerjisi veya işte yenilenebilir enerji için yapılan acele kamulaştırmalar. Yanlarındaki köy alanlarını görebilirsiniz. Yani devasa alanlar, yani bu toprak talanı dediğimiz, yani yanlarındaki köylerden çok daha büyük alanların gasp edildiği alanlar. Şimdi Ege bölgesindeki en büyük sorunlardan biri diyeyim, jeotermal. Yani ben biraz hani baktığımda Ege bölgesinde neye en çok odaklanılabilir? Toprak gaspı anlamında da jeotermal enerji. Bu aslında tarımı biraz sonra arkadaşımız anlatacak, yani tarım meselesinde oraya çok girmeyeyim ama tarımın dönüşümüyle de çok ilgili ve Ege'nin uzun bir süre başında bir dert olacak bir şey. Çünkü burada zaten Anadolu Ajansı'nın da mesela, yani Ege bölgesinin yıldızı parlamaya devam ediyor dediği, tabii bizim yıldızımız değil yani, bu burada Ege'deki köylüler zaten bunu biliyor yani. Ve bütün planları bunun üzerine, Dünya Bankası'ndan aldıkları teşvikler, buna dair bütün işte bürokratik düzenlemeler vesaire. Ama biz mesela biliyoruz, yani Denizli'de bir jest patladı günlerce. Çevreye bir sürü zarar verdi, halka bir sürü zarar verdi ama bu kısımlarla çok ilgilenmiyorlar. Yani biz buna bir şey tepki vermezsek, direnmezsek o kısımları biraz tali bir zarar olarak görüyorlar kendi ilerleyişlerinde. Ve bunlar tarım arazilerinde böyle yayılıyor. Bir şekilde şurada tam uzaktan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama görselin iki ucunda iki... Şimdi oldu mu? Tamam. Burada şunu anlatıyor bu görsel. İki ucunda bir jest kurulduğunda bu onunla kalmıyor. Bunların bir de iletim hatları var. Arada kalan bütün köyleri ve tarlaları da aslında gasp ediyorlar ve buradan çıkacak sonuç şu. Bir yere, az önce dediğim gibi, bir yere bir şekilde girdiği anda sermaye onun çevresindeki bütün coğrafyayı kendine göre şekillendiriyor. Ve oradaki bütün herkesi bir şekilde kendine işçileştirene kadar bu süreci durdurmuyor. Yani bunun önüne geçebilecek tek şey gerçekten bizim direnişlerimiz. Hepimizin çok yakından bildiği mesela Agrobay direnişini hatırlarsak, Agrobay Seracılığın kendi sitesinde neden burası diye sorusuna bir jeotermal enerji potansiyeli diyor, bir de hazır iş gücü. Yani hazır iş gücüyle kastı şu: burada yaşayan insanlar zaten tarımla geçiniyor. Ben bunları topraklarından edersem ve geçinecek bir şeyleri kalmazsa bu bilgilerini, bildikleri tarım bilgisini bana vermek zorunda kalırlar. Yani ona göre de stratejik yaklaşıyor. Burada bir İzmir'e dair bir tane önemli de, yine son zamanlarda Filistin gündemiyle duyduğumuz SOKAR'ı düşünürsek, mesela Ali Ağa'daki endüstri bölgesi, özel endüstri bölgesi SOKAR'ın Kargil'den sonraki ikinci yer ve şimdi Ali Ağa'da bir özel endüstri bölgesi olması demek SOKAR'ın, Ali Ağa'yı artık bu şirket yönetecek demek. Çünkü özel endüstri bölgesi böyle bir şey. Artık biz organize sanayi bölgesinin bir üstü bir şeyle uğraşıyoruz. Yani bu şirketlerin doğrudan yönetimine, yani bir arsayı şirkete tahsis ediyor ve oranın bütün yönetimini bu şirkete veriyor. Burada bir sürü paralar dönüyor. Tabii çok ilginç bir tarafı var. Mesela 2014'te bu çok meşhur finans kuruluşuna Goldman Sachs'a 250 milyon dolarlık hisse satıyor. Mesela bu SOKAR. Sonra 5 sene sonra, birkaç sene sonra geri alıyor vesaire. Bir de bu arazinin üzerinden böyle bir finansal kazanç da elde ediyorlar. Dolayısıyla suyunu çıkarana kadar aldıkları toprağın kat çıka çıka kar etmeye devam ediyorlar. Bu
çok başka bir yerden, dünyanın başka bir yerinden bir maden görüntüsü Kongo'dan. Bütün bu yenilenebilir enerji, JES, RES, GES, bu panellerin vesaire üretimi için de aslında dünyanın başka yerlerinde başka madenleri kazıp başka insanların toprakları üzerinden aldığı malzemelerle aslında buraya getirip üretiyor. Burada şöyle kapatacağım. Şimdi biz çok seçim üzerinden odaklı bir siyaset yürütülüyor son, özellikle son yıllarda ve bir takım ilçelerin, illerin nasıl bir oy aldığına, işte bu oylara göre insanlara nasıl davranacağımıza, atıyorum İliç'te bir katliam olduğunda hangi parti oy verdi vesaireyi düşünecek düzeyde aslında buna kapatılmış durumdayız ve burada bir harita, yani bir harita üzerinden bir şey düşündürtüyor bize sürekli. Ama böyle bir harita yok aslında. Yani bu idari sınırlar, işte hangi belediye nereyi yönetiyor, yani biz burada gördük, yani Menemen Belediyesi'ni de gördük, Çiğli Belediyesi'ni de gördük, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni de gördük. Yani ilçenin hangi partinin bir yeri yönettiğinin de bir önemi yok. Çünkü aslında sermayenin sınırları şu ikincisinde gördüğümüz gibi işliyor. Yani nerede maden varsa orayı alıyor, nerede JES varsa gidiyor orayı talan ediyor, nerede hazır iş gücü diye gördüğü bir iş gücü varsa oraya gidiyor. Dolayısıyla bizim de mücadele hattımızı, kurma biçimimiz hangi ilçenin sandığından kaç oy çıktığı değil, nerelerde bu cephe, yani düşmanın saldırısı neredeyse orada olmak üzerine ve orayı güçlendirmek üzerine. Yani Emre'nin başta söylediği, anlattığı bütün direnişler aslında yaklaşımımızın bu olması gerekiyor. Burada bir Marx'ın bir şey anlatısı vardı Fransa'da sınıf mücadelelerinden. Barikatları terk eden, bir şekilde insanları eleştiren ve hani bir şey, başlarına bir şey gelmesin diye terk ettiler ama hani ilk gördükleri şey aslında kendi kapılarına da dayanan alacaklılardı gibi bir özet edin özetle. Ne yapmamak gerektiğine o yüzden ben hep oradan düşünüyorum. Direnişlerin yanında olmadığımız zaman mutlaka 3 gün sonra, 4 gün sonra bizim de kapımızda olacak. Yani öyle bir talan var. Yani dolayısıyla bunların hepsini güçlendirmek, mümkün olduğunca engellemek. Yani bir agrobayın direnişi bütün havzanın direnişi aslında. Yani şu an mesela Ankara'ya yürüyen madencilerin direnişi bütün Anadolu'daki maden talanına karşı bir direniş. Ki zaten şunu gördük direniş esnasında. Fernas Holding aynı zamanda Kırşehir'de altın aramak istiyor Koç ortaklığıyla. Yani mutlaka başka bir yerden çıkıyorlar. Dolayısıyla ben yine madencilerin bir önceki direnişlerindeki hani o İstanbul'da krallığı yıkacağız sloganıyla biraz bitirmek istiyorum ve arkadaşlara pas vermek istiyorum. Yani bütün bu saldırının, talanın mekanizmasını ve nasıl konumlandığını, coğrafik olarak da nasıl konumlandığını anlamak ve bizim Anadolu'daki küresel fabrikayı örgütleme çağrımız böyle bir şeye dayanıyor. Yani nerede olmamız gerektiği, hani nerede bir durum varsa, nerede güçlendirilmesi gereken bir şey varsa orada olmak buna dayanıyor aslında. Ve şimdi DGD sen ve Tarım sen aslında biraz bu direnişleri anlattığında bu mücadele cephesini de anlatıyor olacaklar diyorum ve teşekkürler dinlediğiniz için. Yani hep bununla kapatıyorum bir şey anlattığımda. Yani bize hatta hakikaten kalyonun güneş enerjisi vesaire değil, madencilerin, diğer işçilerin tuttuğu ışık kurtaracak ve yol gösterecek. Dinlediğiniz için teşekkürler.